Arkadaşlar, şu ana kadar hep arkadaşlar durgun sıvılardan bahsettik. Şimdi hareketli sıvılardan bahsedeceğiz. Yani sıvı durgun olmayacak, hareket edecek. Hareket ettiği durumdaki sıvı basıncı da arkadaşlar hıza bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Normalde durgun bir kaptaki sıvı basıncını işte HTG'den, kap tabanını etkileyen sıvı basıncını HTG'den bulabiliyoruz ama bu aktığı zaman arkadaşlar işte kabın şöyle açık bırakalım mesela. O zaman durum biraz farklı olacak arkadaşlar. Ona göre işlemimiz değişecek. Şu anda borudan suyun aktığını düşüneceğiz arkadaşlar. Yani hareketli bir sıvı sistemini düşüneceğiz ya da gaz sistemini düşüneceğiz. Akışkanlar hareket edecek arkadaşlar. Şimdi akışkanların hızı artarsa basıncı azalır. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela bir boruyu düşünelim. Borunun ucunu küçülttük şöyle. Tamam. Ama tekrar söylüyorum. Su sürekli geliyor buradan arkadaşlar. Yani hareket söz konusu olacak. Su sürekli geldiğinde şöyle düşünelim. Küçüldüğünde arkadaşlar bütün arkadaki sular da buradaki biriken suları ileri doğru itekleyeceğinden dolayı yan çeperlere fazla basınç uygulamadan ileri gitmek isteyecek. Yani hız arttıkça basıncın azalmasının nedeni arkadaşlar ileri doğru gitmesi gibi düşünebilirsiniz genel anlamda. Onun için Bernoulli de burada akışkanların hızının arttığında basıncın azaldığını söylüyor. Bakın burada mesela S2 yüzeyi, S1 yüzeyi ve S3 yüzeyini düşünelim. Bakın S2 yüzeyi en küçük. S2 yüzeyi en küçük olduğu için en hızlı buradan geçecek. Basınç en az olacak. Onun için bakın en az yükselmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü buradaki basınç en az. Burada da kesit alanı fazla olduğu için arkadaşlar burada basınç en fazla olacak. En fazla yükselmiş. Bakın dikkat ederseniz. Burada en az. Burada da orta değerde yükselmiş olacak. Yani şuna dikkat etmemiz lazım temel felsefede. Arkadaşlar kesit alanı azaldıkça akışkanın geçtiği kesit alanı azaldıkça hızı artacak. Hızı artar. Basıncı azalacak arkadaşlar. Yani basınç azalır. Dolayısıyla eğer S1 büyük, S2 büyük, S3 olursa en küçük de V3 büyüktür, V2 büyüktür, V1 olur. Arkadaşlar hızın en arttığı yerde basınç azalacağı için arkadaşlar P1 büyüktür, P2 büyüktür, P3 olur. Yani bizim arkadaşlar hızla basıncımız ters orantılı olarak söyleyebiliriz. Basınçla hızımız ters orantılı olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Temel felsefede bu olay var. Şekildeki burada kesit alanları arasındaki büyüklük ilişkisi S1 büyük, S3 büyük, S2. Bakın kesit alanıyla ters orantılı bir hız olacak. Yani V2 en büyük olacak. Basınçla hız da ters orantılı olacak. Onun için P1 büyük, P3 büyük, P2 diyebiliriz arkadaşlar. Ve unutmuyoruz ki sıvılar basıncı yüksek olan yerden düşük olan yere doğru hareket edecektir. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Bu durum hava ortamının içinde geçerlidir. Kağıt üzerine üflenirse kağıdın üzerindeki havanın hızı arttığı için basınç azalır. Arkadaşlar şöyle bir elinize kağıt olsun. Eğer üst tarafa üflerseniz buradaki basınç azalacağından dolayı arkadaşlar ne olacaktır? Yukarı doğru hareket edecektir. İşte iki tane balon olsun. Şimdi burada hep P0 var. P0 var. Siz buraya üflüyorsunuz. Buraya üflediğiniz zaman buradaki hızı arttırıyorsunuz. O zaman buranın basıncı azalıyor. Hızın arttığı yerde basınç azaldı ya. Buradaki basınç azaldığı için yan taraflarda daha fazla olduğu için balonlar birbirlerine yaklaşır. İki araba içinde birbirini geçerken süratliyken arkadaşlar aradaki hava hızlandığı için basıncı azalıyor. Buradaki basınç az olunca burası az olunca yan taraflardan itekleniyor. Birbirlerine yanaşır gibi oluyor felsefesi. Yine akışkanların hızının arttığı yerde basıncın azalmasıyla alakalıdır diyebiliriz. Bakın burada da kağıdı üflediğiniz zaman üstteki basıncı azaltıyorsunuz. Üstteki basıncı azalttığınız için de arkadaşlar balon yukarı doğru hareket ediyormuş gibi kağıt yukarı doğru hareket ediyormuş gibi olur. Burada da bakın buraya üflüyorsunuz. Üfleyince buradaki basınç azalıyor. Yan taraflar itekleyip balonlar birbirlerine yaklaştırıyor arkadaşlar. Evet, dikkat ederseniz buraya baktığınız zaman işte burada arkadaşlar kesit alanı arttığı için yavaşlıyor. Yavaşladığı için de arkadaşlar basınç artıyor şeklinde değerlendirebiliriz. Aşağı doğru inerken kesit alanı azalıyor. Kesit alanı azaldığı için hız artıyor. Hız arttığı için de basınç azalıyor şeklinde değerlendirebiliriz. Buradaki sıvı miktarı ile buradaki sıvı miktarı aynı olacak birim zamanda. Evet, Bernoulli ilkesinin günlük yaşamdaki etkileri. Arkadaşlar Bernoulli ilkesi dediğiniz zaman dediğim gibi akışkanların yani sıvı ve gazların hareketleri söz konusu olacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani akışkan şeklinde olacak. Hareket edecek. Kesit alanının azalması ya da artması, hızının artması ya da azalmasını etkileyecek. Dolayısıyla basıncı değiştirecek. Yani akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun günlük hayattaki karşılaştığımız noktaları. Uçakların kanatları ve teknelerin yelkenleri havanın akış hızını değiştirip basıncı düşürerek kaldırma ya da emme kuvveti oluşması için tasarlanır.
Arkadaşlar işte uçakların kanat kısımlarında basıncın azalması sağlanmaya çalışır. Dolayısıyla yukarı doğru çıkma sağlanacaktır. Mesela Formula 1 yarışlarında ya da hız yapan araçlarda da tam tersi yere yapışması sağlanır arkadaşlar. Ters etki yapılır. Musluktan akan suyun yere yaklaştıkça incelmesi suyun yere yakın bölgelerde daha hızlı akmasına neden olur. Arkadaşlar yine hız arttıkça basınç azaldığı için yine aynı şey söz konusu olacak. Fırtınalarda çok hızlı esen rüzgar çatıların üstündeki basıncı düşürüp, şimdi bizim evimizin içinde de bir gaz var, değil mi arkadaşlar? Evde de gaz var, dışarıda da gaz var. Eğer rüzgarlı olursa hız artacak, basınç azalacak. Buradaki basınç azalınca arkadaşlar çatılar yukarı doğru hareket etmeye başlayacak. Bernoulli felsefesiyle alakalı, prensibiyle ilgili. Bir bahçe hortumunun ağzını baş parmağında sıkıştırdığımızda kesit alanı daralttığımız için suyun daha hızlı akması. Arkadaşlar burada hız artıyor. Dolayısıyla basınç azalıyor. Rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters çevrilmesi, kapıların sert kapanması da yine hızın arttığında basıncın azalmasıyla alakalıdır. Bir de tansiyon aletinin çalışma prensibine bakalım. Tansiyon damarlardaki kan basıncıdır. Kalp kanı atar damar sistemiyle pompalandığında oluşan kan basıncına büyük tansiyon, kalp gevşemeye geçtiğinde oluşan kan basıncına küçük tansiyon denir. Tansiyon aletleri de bu basınç değerlerini ölçmektedir. Kişinin koluna içine hava doldurulabilen bir manşet sarılır. Şurada arkadaşlar manşetimiz işte şu. Bu manşete hava doldurulan bir pompa ve dolan havayı da boşaltan bir musluk bağlıdır. Basıncı duyabilmek için manşet ile ölçüm yapılacak bölgeye stetoskop yerleştirir. Pompa ile manşete hava verilir. Manşet kan akışı durdurulana kadar şişirilir. Şişirdikten sonra hava yavaş yavaş boşaltılır. Kan basınca başladığında gelen ses büyük tansiyondur. Sesin giderek azaldığı ve bir süre sonra hiç ses gelmediği olur. Bu durumda küçük tansiyondur denir demişiz. Örnek sorularımızda dikkat edersek arkadaşlar burada en küçük kesit alanı var. Dolayısıyla hız burada artacak çünkü arkadaki sıvılar itekleyecek. Hız arttığı için de yan çeperlere fazla basınç uygulayamayacak. V3 büyüktür, V2 büyüktür, V1. Kesit alanının azaldığı yerde hız fazladır. Evet. Su dolu şekildeki kapta özdeş K ve L muslukları aynı anda açılıyormuş. K'dan V hacminde su aktığına göre. Şimdi arkadaşlar şu kısmı hem K hem L, bu kısmı ise sadece L'ye boşaltacağım. Şimdi ben bunu ikiye bölsem, VV desem, arkadaşlar L'den V akarken K'dan V akmaz. Çünkü L daha derinde olduğu için daha hızlı akacak, daha çok su boşaltacaktır. Yani K'dan şu kısımdan bahsediyorum. K'dan daha az, L'den daha çok akacaktır. Sadece bu kısım için söylüyorum. Ve K'dan V kadar aktığını söylüyor ya, K'dan V. O zaman şu üstteki kısımdan dolayı L'den V'den daha fazla akacaktır. V'den fazla. Demek ki otomatikman ben yarı hacmi şu kısma 2V'den fazla hacim dedim. 2V'den fazla. O zaman buranın da tamamı zaten L'den akacaktı. Üstteki hacim 2V'den fazlaysa alttaki de 2V'den fazla olacak. Otomatikman alttakin L'den akan hacim 3V'den fazla olacak arkadaşlar. Çünkü zaten üst kısımdan K'dan V'ye akıtıyorsa L'de V'den fazla akıtmalıydı. Bir de alttaki kısmın tamamı L'den akıtıyor. Şu kısım. O zaman 3V'den fazla olacak diyebiliriz arkadaşlar. Çekirdekli musluktan su akarken su üzerindeki bulunan x, y, z noktalarındaki çeper basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Arkadaşlar burada hız artıyor. Basınç azaldığı için çünkü aşağı doğru inildikçe arkadaşlar hız artacak. Hız arttığı için de basınç azalacak. O zaman en aşağıdaki en hızlı olduğu için basıncı en az. Px büyüktür, Py büyüktür, Pz diyebiliriz. Evet arkadaşlar hava üflenildiğinde buradaki hız arttığı için, buralardaki hız arttığı için basınç azalıyor. Basınç azalıyor. Dolayısıyla yan taraflar itekliyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla hangi felsefeyle açıklayacağız arkadaşlar? Bernoulli ile. Arşimet kaldırma kuvveti durumu yok bunda arkadaşlar. Pascal ilkesi sıvıların basıncı iletmesiyle alakalıdır kapalı kaplarda. Onun için burada o durum yok. Sıvılarla alakalı bir durum yok. Evet, deodorantlar hangilerinde Bernoulli ve ilkesi vardır diyor. Arkadaşlar deodorant ya da spreylerde de mantık işte şurayı sıkıştırdığımız zaman şöyle bir şişeyi düşünelim arkadaşlar. Şurada bizim burada sıkışma meydana getiriyoruz. Alanı küçültüyoruz. Alanı küçülttüğümüz için hız artıp basınç azalıyor. Demek ki içindeki şurada da bir boru olsun. Hız artırıp basıncı azalttığınız için buradaki basıncı azalttığınızda şuradan itekleniyor ve arkadaşlar yukarı doğru çıkıyor. Yani orada bastığınız kısımda gazın hızını arttırıp basıncını azaltıyorsunuz. Dolayısıyla daha kolay iteklenip sıvı yukarı doğru çıkabiliyor diyebiliriz. Hidrolik fren sistemlerinde
arkadaşlar demişiz. Hidrolik fren sistemlerinde de yine aynı şekilde Bernoulli prensibi de yine arkadaşlar Pascal prensibi de söz konusu. Em ve basma tulumbalarda da arkadaşlar bizim Pascal prensibi sorumlu Pascal prensibiyle açıklanabilir diyebiliriz.